Merhabalar herkese. Bu videoda sizlere İngiliz Edebiyatı'nın önemli yazarlarından George Orwell'ın iki önemli eserinden bahsetmek istiyorum. Çok satanlar listesinde karşınıza çıkabilecek bu iki romanın siyasi ve sosyal altyapılarını metnin ardında saklanan anlamlarıyla kısaca anlatmaya çalışacağım. Bu kitapları neden ve nasıl okumalıyı sorularının cevabını da umarım bulacaksınız bu videoda. Ama önce kısaca yazarımızdan bahsedelim. George Orwell'ın asıl adı Eric Arthur Blair. Bu adı çok kullanmamış. Döneminde sadece soyların gidebileceği Eton Koleji'nde okumuş ama üniversiteye gitmek yerine iş hayatına atılmış. İngiliz sömürgesi olan Britanya'da İmparatorluk Polis Teşkilatı'nda çalışmış. Buradaki haksızlıklara ve işkencelere dayanamayıp Avrupa'ya dönmüş. Bir müddet maddi sıkıntı çekmiş ama ardından geçimini yazarlıkla kazanmaya karar vermiş. 1944'te en önemli eseri olan ve Rus devrimiyle Joseph Stalin'in devrime ihanetini konu alan Hayvan Çiftliği'ni yazmış. Eserde bir çiftlikte yaşayan bir grup hayvan kendilerini sömüren insanları yönetimden devirip eşitlikçi bir toplum kurar. Ama aralarındaki zeki ve iktidar düşkünü domuzlar devrimi yolundan saptırıp insanlardan daha acımasız diktatörlere dönüşürler. Sosyalist teorinin pratikte neye dönüştüğünü anlatan bir kara mizahtır bu kitap. Bir siyasi sistem eleştirisini fabul olarak okumak bence çok eğlenceli. Bu yüzden gençlere de öneriyorum. Fakat üzerinde düşünmeyen, bu kitabın sadece yüzeysel okuyup hangi hayvanın hangi tür insanları anlattığını fark edemeyenler de oluyor maalesef. Oysa iktidarın cazibesine kapılıp gözünü kan buruyan domuzlar, her zaman iktidarın söylediğine inanan ve boyun eğen koyunlar gibi, çok çalışan ülkesini kalkındırmak için hayatını harcayanların nasıl sonunda hayal kırıklığına uğradıkları gibi satır aralarında saklanan birçok mesaj var. Ama bunları anlamak için sorgulayan bir okur olmak gerekiyor. Lütfen siz de okurken bunlara dikkat edin. Stalin, Troçki, KGB, Çarlık dönemi Rusya ve Sovyet Sosyalist Rusya arasındaki farkları bilmeyen insanlar, tabii ki bu romanın hayvanların insanlara karşı yaptığı bir devrim ve sonrasında onların da insanlara benzemesi olarak algılayacaktır. Ama sadece bu yönüyle bile okunması gereken bir kitaptır diyebilirim. İkinci kitabımız 1984. Totaliter ve otoriter bir devlet düzeninin oluşma sebebini, işleyişini ve amacını sorgulayan 1984-1948 yılında yazılmış bir distopyadır. Distopya kavramı ilk olarak John Stuart Mill tarafından 1968'de kullanılmış. Ve bu kavramı gerçekleşmesi için fazla iyi olan ütopyanın tam aksine gerçekleşmesi için fazla kötü olan karşı ütopya olarak kullanmış. Totalitarizm, devlet ve toplumun bir ve bütünlük içerisinde olmasını, ortak bir dünya görüşünün topluma dayatılmasını esas alır. Orwell, yaşadığı dönemin milliyetçi, faşist ya da sosyalist ideolojilerinin özgürlük, adalet ve eşitlik arayışını ironik bir tabloyla ele almış. Kendisi de bir sosyalist olan Orwell, bu eserinde iktidardakilerin yaşamın tüm alanlarında, hatta bireysel ve mahrem alanlara kadar müdahale etmelerini eleştirmiş. Bireylere tahakküm ederek, baskı araçlarıyla kendi düşünce ve yaşam biçimlerinin dayatılmasının hangi noktalara varabileceğini göstermeye çalışmış. Kahramanımız Winston Smith, Okyanusya ülkesinde yaşayan ve Londra'nın iktidar partisinin düşük rütbeli bir üyesidir. Daha doğrusu parti dediğimiz iç parti ve dış parti olarak iki sınıfa ayrılır. İç parti asıl beyin kesimini, dış parti ise sorgulamadan uygulayan ve iç partinin hayatlarının her alanını gözetlediği kişileri oluşturur. Bunu tele ekranlar aracılığıyla yaparlar. Partinin sembolü olan büyük biraderin yüzünü neredeyse her yere baktıklarında görürler. Bir de proletarya var, yani halk. Onları gözetlemeye bile gerek yoktur. Çünkü onlar düşünmeyen, sorgulamayan, kendilerine verilenle yetinen insanlardır. Winston, partinin isteği doğrultusunda yaşanan tarihi kayıtların değiştirildiği gerçek bakanlığında çalışmaktadır. Tarihin partinin çıkarları doğrultusunda sürekli yeniden yazılması onu rahatsız eder ama parti karşısında ne kadar güçsüz olduğunun da farkındadır. Ufacık bir tedirginlik bile düşünce suçlusu olmak için yeterlidir.
insan asla partinin ve büyük biraderin buyruklarının dışına çıkamaz. Parti üyesi herkes şu ilkeleri benimsemek zorundadır. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür. Okyanusya ülkesinde hükümet, toplum üzerindeki kontrolüne kitle iletişim araçları yoluyla propagandalar yaparak elinde tutar. Kitapta partinin düşünmeyi engellemek amacıyla yaptığı bir diğer şey de dili değiştirmektir. Yeni Konuş adını verdikleri ve artık 11. basımı yapılan sözlükle dillerinden, yani İngilizceden birçok sözcüğü çıkarırlar. Sonuçta insanlar sahip oldukları kelimeler kadar düşünebilecekleri için bu yeni dille düşünmek imkansız hale getirilmiş. Etkin siyasi düşüncenin istemediği tüm sözcükler dilden çıkarılmış ya da anlamları daraltılmış. Yeni Konuş hakkında verilen ayrıntılar sayfalarca sürüyor kitapta. Dil bilgisine hakim olmayan insanlar için gereksiz görülebilecek bunca ayrıntıyı Orwell neden vermiş? Dilin ne kadar önemli olduğunun ve düşüncelerin sözcüklere bağımlı olduğunu şu satırlarla kafamıza vurmak istemiş adeta. Sonunda düşünce suçunun anlamsızlaştıracağız. Çünkü en sonunda onu anlatacak sözcükler kalmayacak. Partiye bağlılık düşünmemek, düşünme gereksinimi duymamaktır. Partiye bağlılık bilinçsizlik demektir. Orwell 1984'te bireyselliğin, özgürlüğün, yaratıcılığın, yaratıcı düşüncenin ortadan kaldırılışını, geçmişin yok edilişini, dil ve düşünce üzerindeki yozlaşmayı, toplumsal sınıflara yönelik algıları, insan psikolojisinin siyaset, eğitim, ekonomi ve aile gibi kurumlarla ilişkisini ele almış. 1984'te görüldüğü gibi susan, eleştirmeyen, itaat eden, konformist değil, okuyan, araştıran, yorumlayan ve düşünen insanlar olabilmemiz dileğiyle. Hoşça kalın.